15 Temmuz darbeye direnen şiirler antolojisinde şöyle baktığımızda 200'e yakın şair var. 198 şair var. Ve bu şairlerin 250 civarında şiiri var. Bu demek oluyor ki bazı şair arkadaşlarımız birden fazla şiir yazmış. Evet, yani gerçekten de bir şiiriyle olduğu kadar dört şiiriyle olan şairler de var. Tabii bunlar zannedilmesin. Bütün gelen şiirler, bize ulaşan şiirler veya dergilerde yayınlanan şiirler kitaba alındı mı? Hayır. Eledik. Yani dört şiir olanın 6-7 şiiri vardı. Bunları biz eledik, kitaba almadık. Aşağı yukarı 50-60 ismi eledik. Bunlar arasında dostlarımız da oldu. Yani torpil yapmadık. Çünkü edebi eserin görece niteliğine baktık. Kalitesine baktık. Bu anlamda her ne kadar edebiyat araştırmacıları, akademisyenler bunları nitelik olarak inceleyecekse de sıcak kanlı yazılan eserler olduğu için ben yine de antolojinin arkasında duruyorum, sahipleniyorum. Bunu belirteyim. 250 şiir, 198 şair. Peki bu şairlerin hepsi Türkiye'li şair mi? Hayır. Yani Türkiye dışında da şairler var. Mesela hemen hatırladıklarım Leyla Şerif ve İlhami Emin. Makedonya'dan bu iki şairimiz şiir yazmışlar. Yine Kosova'dan Taner Güçlütürk bize şiirini ulaştırmış. Yine Kosova'dan Zeynel Beksaç'ı unutmayalım, şiiriyle var. Kazakistan'dan şair var burada. Kazakistan'dan ise Gazizbek Taşınbay, 15 Temmuz direniş şiiri yazan şairler. Yani gördüğünüz gibi Makedonya, Kosova, Kazakistan gibi Türkiye dışındaki ülkelerden de şairler direniş şiirleri, 15 Temmuz darbeye direnen şiir yazmışlar ve Türk halkının yanında yer almışlar. Yine ben şiir olarak değil ama dualarıyla 15 Temmuz darbesine karşı gelen sadece Balkan ya da işte Orta Asya Türklerini değil, işte Kuzey Iraklıları, Suriyeli göçmenleri, Afrikalıları da görüyoruz. Onların da en azından dualarıyla 15 Temmuz'a darbeye karşı geldiklerini, Türk halkının yanında yer aldıklarını söylemek durumundayım. Şimdi şanlı, onurlu, şerefli, haysiyetli şairlerin yanı sıra bir de 15 Temmuz gecesi farklı duruş sergileyen bazı şairler var. Negatif duruş sergileyen bazı şairler var. Biz onlara vesayetçi şairler diyoruz. Bunlardan bir kısmı biraz önce jübile yaptığını söylediğim darbeci kesimin edebiyatçıları. Onları geçelim. Onlar nihayetinde jübilelerini yaptı diyoruz. Ama ellerini ovuşturan darbe gecesi, ha darbe olsun da şöyle şöyle olsun bir zafer elde edelim deyip dönemin iktidarından, hükümetinden kurtulmaya, dolayısıyla işgale, iç savaşa bir şekilde destek veren şairler de oldu. Ben doğrusu bugün bunu düşünüyorum, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye, ama inceledim ben o günlerde bu arkadaşların, bu vesayetçi güruhun sosyal medyalarını inceledim. Değişik ortamlarda yazıp çizdiklerini inceledim. Ellerini ovuşturuyorlardı.
Bunların isimleri lazım değil. Yazılı olarak bunlar kaydedilmiştir. Ortak paylaşım noktalarında, mekanizmalarında, yayın, basın yayın organlarında da isimleri ve söyledikleri yazılıdır. Artı şey de, yani kendileri hala o kadar güveniyor olacaklar, kendilerine silmemişlerdir de bunları, yok etmemişlerdir de. Dolayısıyla biz onları geçiyoruz. Onların yaptıkları yanında kar kalır mı kalmaz mı? Bu halka karşı ve halkın genel zihni yapısına karşı ve bizim yerli ve milli medeniyetimize karşı yapılan işgal hareketine, iç savaş hareketine bir şekilde destek veren bu isimleri biz tarihe ve Allah'a havale ediyoruz. Bunların dergileri de öyleydi. Maalesef birçok dergi özel sayı yaptığı halde bazı dergiler sanki memlekette darbe olmamış, darbe yaşanmamış gibi hareket ettiler ve herhangi bir yazı, şiir, makale yayınlamamışlardır darbeyle ilgili. Bunları da yine biz farklı ortamlarda yazdık, yayınladık. Sanırım lüzumlu olduğunda edebiyat araştırmacıları, tarihçiler bunlara müracaat edecektir diyoruz. Bazı şair, yazar ve düşünürlerse darbeyle ilgili orijinal görüşler bildirdiler. Ben burada iki ismi müsaadenizle anmak istiyorum. Gerçekten de edebiyat dünyasında ayrıksı ifadeler kullandılar. Sosyalist şair, yazar Roni Margulies ilginç görüşlerle birkaç yayın organında orijinal fikirler söyledi. Darbenin menşei hakkında bilgi verdi. Yine İslamcı şair İsmet Özel orijinal fikirleriyle darbeyi farklı adlandırmalarla, farklı zihni açılımlar veren cümlelerle yargıladı. Bunların da ben bu muhabbetimizde kayıt altına alınmasını düşünüyorum. Nihayetinde ben bunları da yazdım. İsmet Özel'e itiraz ettim. Ama bu itirazımı biraz geri aldığımı söyleyebilirim. Çünkü İsmet Özel'in bazı konularda haklı olduğunu gördüm sonradan.